Hazreti Sezai hatırlatın buna. Şimdi neyse buraya gelelim. Hazreti Sezai'yi hatırlat. 2 sene evvel anlatmıştım. Çok hoşuna gitmişti seninkine. Musa Aleyhisselam'ı niye anlatıyor? Ya biz şöyle diyoruz. Ya bir şey görsek düzeleceğiz. Bir görseler. Yok abi. Bak bunu aklından çıkar. Düzelmeye ve olmaya niyet varsa görmeden de düzelirsin. Düzelmeye niyet yoksa görsen de düzelmezsin. Onu anlatıyor. Bak Musa Aleyhisselam neler yapmış. Yapma demişler, şunu yap. Tamam, tövbe ettik. Kurbağaları başımızdan def et. Dua etmiş. Tamam demiş yani. Aslında biz kurbağaları pişirip de yiyorduk yani. Kötü de oldu demişler. Çekirgelerde de aynısını söylemişler. Hatta çekirgeleri saklıyorlar, sonra ölüyor çekirgeler. Bayağı onları protein olarak saklıyorlar. Ay falan deme. Şu anda yediğin burgerlerde bile neler çıkıyor. Yarın bir gün seyreder görürsün. Yani onlar çok daha natürel. Mesela işte taş yapıyor. Hep mallarını mülklerini taş eyle diyor Allah Teala. Neyi tutsalar taş oluyor. Hatta arkeolojik kazılarda taş şeklindeki paralara da ulaşıldı. Artık mümizmatiğe mi girer, arkeolojiye mi girer bilmiyorum. Yani hiç de ilmimiz yok değil. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle şey yapıyorum. Hani para bilimi falan. Neyse onu geç. Ama en acayibi ne biliyor musun? Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Beni İsrail. Arkadaşlar Beni İsrail Yakup oğulları demek. İsrail oğulları, yani İsrail Yakup Aleyhisselam'ın diğer ismidir. İsrail aynı zamanda miraç eden, gece yürüyüşüne çıkan manasındadır. İsrail. Beni İsrail, Beni Yakup demektir. Musa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, yani İshak, İshak'tan sonra Yakup, Yakup'tan sonra Yusuf, öyle gidiyor. Hazreti İsa'ya kadar hep Beni İsrail peygamberleridir. Hazreti İsa'ya geliyor iş. Hazreti İsa acıyor, ya siz neler yaptınız Musa? Hiç sözünüzde durma. Yapma ya, ya İsa ne olur bir Allah'a dua et, bize bir indirsin, böyle bir rahat rahat doyalım falan. Rızık endişemiz olmasın. Allah Teala gökten sofra indiriyor. Adı ne? Metin biliyor musun? Maide. Maide suresi var ya. Allah Allah, bilmiyorum diyor Metin abi. Şey, arkadaşlar Maide diye sure var, ismi var ya. Gökten inen sofra demek. Ya bu namussuzlar. Sofra indiği zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Allah'ını seversen. Bak şimdi ne olur şimdi bak. Sofra. Gökten sofra inmiş. Ne dersin sen? Elhamdülillah derim. Tamam yani. Oo ne güzel. Mesela. Tatlı da varmış, tuzu da varmış. Bu namussuzlar ne diyor? Kur'an'da geçiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Nerede soğan, nerede sarımsak? Ana. Gökten sofra inmiş bak. Kur'an-ı Kerim'de soğan, sarımsak, mercimek geçer. Basaliha, adesiha. Kıssâiha ve fûmiha ve adesiha ve basaliha. Basal, soğan. Gökten sofra iniyor. Ya soğan, sarımsaksız sofra mı olur? Ne biçim peygambersin sen diyor. Kur'an'da geçiyor bu. Allah'ım yarabbim. Yani Allah Teala şaşırmamıza müsaade etmesin. Gökten sofra indiğini görse adam hala soğan, sarımsak, mercimek diye tutturuyor. Düşünebiliyor musun bak? Ve subhanallah. O sebepten kardeşlerim mesele inanmayı istemekle alakalı. İnanmak isteyene bahşedilen bir şeydir. İnanmak istemeyene Allah Teala. Hani diyorlar ya, hocam ama Allah Teala kalpleri mühürlüyormuş. Yazık değil mi o kafirlere? Niye kalpleri mühürleniyor? Diyorsun ya, abi Allah niye mühürlesin kalbi? Bağırıyor adeta, ben inkar etmek için ayet istiyorum diyor. Gönder inkar edeyim, gönder inkar edeyim. Allah Teala buyuruyor ki, çok romantik bir söz değil, gerçek bir söz bu. Allah Teala buyuruyor ki, insanın bu kadar şerefli yaratılmış insana bu şerefsizlik olmaz. Kapatın diyor sahneyi. Hani bazen bir şey görürsün, abi hiç görmeyeyim, kapat dersin ya. İnsan bu kadar düşmemeli. Meleklerine emir veriyor. Kalbini mühürleyin, daha fazla düşmesin.
daha fazla düşmesin. Hani la teşbih ve la benzemez. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Atın artık bilekleri falan kırıldığında tamiri, tedavisi mümkün olmadığı için ne yapar? Atın sahibi onu vurur yani. O merhametindendir o. O artık iflah olmaz çünkü. Yoksa Allah niye kalpleri mühürlesin? Allah Teala aciz değil ama. Allah Teala sadece iyilikleri verip kötü bir şey olduğunda yok ona başkası baksın. Ben kötülük yapamıyorum. İçimden gelmedi öyle bir şey. O zaman iki Allah lazım. Yani nirvana ehremen bilmem ne öyle değil ki. Budist itikadında değil ki biz. Hepsini yap. Allah Teala buyuruyor ki kötülük mi istiyorsun? Hesabını verirsin kötülüğünü istediğin için. Ben de sana o kötülüğü alasını veririm. İmkanını veririm. Ama hesabını da çatır çatır soyarım. Yani bir insan yanlışlıkla bir insana zarar verdi. Onun hesabı ayrıdır. Buradan onu aldığı, oradan inlettiği, senelerce eziyet ettiği, 10 gün ona çektirdiği, işkence ettiği. Ya kurban olduğumun Allah'ı cehennemi boşuna yaratmıyor ki. Şimdi o Sırbistan Sırpların, o Srebrenica'da, o böyle günlerce kapatarak işkence ettikleri kadınlar, kızlar. Ne işkenceler, ne işkenceler. Yani şu anda söylesem Rütük müdahale eder. Ne işkenceler. Şimdi bu adamı kaç kere öldürüp diriltmen lazım? Alabilir misin sen bunun hırsını? Allah o yüzden biz onların ciltlerini yeniler yeniler tekrar yakarız. Sana değil o ayet. Kudurduysan sana bana. Azgın olana benim kudretim de var. Vallahu azizun züntikam. Hesabı alırım ben. Hiç kimse de bunu engelleyemez dediğinde onu durduran bir Allah var. Sen niye gocunuyorsun ki? Senin namına Allah tutuyor onu. Yani sen güzel bir yolda gidiyorsun. Sana düşmanlık eden Allah Teala ben hesabını sorarım diye sana ona hesap sorduğunda sen Allah'a karşı ya kime hesap soruyorsun diye dikleneceğine sırtını Allah'a dayasana. Ya Rabbi sen al intikamımızı desene. Arkadaşlar artık şu Ramazan hani hep şu klasiktir bu. O yüzden dinimizi anlamak için kitaba, sünnete bakmalıyız. Kur'an'ı okumalıyız, Kur'an okumalıyız. Kur'an oku. Ya Allah razı olsun. Tamam bak doğru söylüyorsun. Yani şunun gibi bir şey. Sıhhatli olmak için nefes almalıyız, spor yapmalıyız. Ben de söylerim bunu. Sen sportmen olarak veya sağlığı düşünerek öyle bir noktadasın ki irşat noktasında sen o teşviki yapacaksın. Ve bunu yaygınlaştırmak için hizmet edeceksin. Bu sözle yayılmaz ki. Bak Ramazan'ın başından beri arkadaşlar şahit. Recideki arkadaşlar şahit. Ne diyorlardı seneler evvel? Basit anlat hiçbir şey anlamaz bizim seyirci. Demesine rağmen siz ne kadar güzel anlıyorsunuz. Ne kadar güzel müdahale ediyorsunuz. Kur'an ayetleriyle alakalı bunu size anlatmış oluyoruz. Söylemiş oluyoruz. Tekrar geliyorum. Allah Teala'ya iman etmek isteyen bir insan Allah Teala'yı dipdiri, canlı, kendi benliğinden kendisine daha yakın olarak muhakkak bulur. Bir daha söylüyorum. Allah Teala'yı gerçekten inanmak isteyen bir insan Allah Teala'yı kalbinde, ruhunda cap canlı, zinde kendi benliğinden daha yakın bulur. Bunun Türkçesi Bismillahirrahmanirrahim ve tam karşılığı Eşhedü en la ilahe illallah'tır. Eşhedü en la ilahe illallah'ı kuru laf olarak söylediğin müddetçe bunu anlayamazsın. O eşhedü nedir biliyor musun? Anlatsana. Anlatsana. Allah Teala nasıl? Anlatsana. Nasıl hissediyorsun? Denildiğinde sen onu anlatamadığın için şöyle dersin. Eşhedü en la ilahe illallah. Peki Hazreti Peygamber'e bağlılığın ne kadar yani? Öğrendin mi? Biliyor musun? Gördün mü?
Yapıyor musun? Biraz bana onun muhabbetini anlatsana. Ne kadar seviyorsun? Yani nasıl bağlılığın? İfade edemiyorum sana. Diyorum ki ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Hissettim diyorum. Şöyle yapıyorum sana. Bir şey veriyorlar içecek. Hiç bunu içmemiş. Su bu arada. Sakın ha. Aldım. Anlatsana. Bu neye benziyor? Arkadaşlar sana bak söylüyorum. Televizyon ve sahne şovu yapmıyorum. Sahadayım. Bu işin nerede tıkandığını senelerdir görmekteyim. Evet o tecrübeyle camideki gibi anlatmıyorum. Takdir edersin burası cami değil zaten. Ama camiye gittiğinde anlaman için burada anlatıyorum. O yüzden cami cemaati olan kardeşlerim de ne olur yadırgamasınlar.